Herkese merhaba değerli dostlar. Astor bu 53 bölgesinin yukarı yönde geçtikten sonra beklendiği üzere hem hacim hem de trend yakalayabildi. Hisse senedi gördüğünüz gibi çok önemli bir güçlü nokta olarak gördüğümüz bir kanal direncine geldi. Şurada görmüş olduğunuz beyaz trend noktası hisse senedinde yeni bir kanala geçiş anlamına gelecek ve hisse senedinin tekrar zirveyi test etmesini sağlayacak bir nokta bu yüzden buradan gelen hafif kar satışını birazcık şimdilik kabul ediyoruz ama hisse senedi tarafında hissenin finansal verilerinde özellikle ilk çeyrek bilançosu sonrasında güzel veriler oluştu e, bu devam eden aylarda iyileşmeye devam edeceği anlamında yorumlanabilir yani hisse senedinin bu zor dönemde kar satışlarına rağmen hacmini korumaya devam etmesi hisse senedinde trend varlığının yükselen bir zirve şeklinde devam etme olasılığını arttırdığını düşünmeye başladım hisse senedinde biliyorsunuz yatırım Fina, yatırım fonlarının yüksek değerde bir satışı vardı daha öncesinde sonuç aylıklarda. Artık bu satışın yavaş yavaş azalmaya başladığını gördük. Yatırım fonlarının gördüğünüz gibi 8 milyon notluk bir çıkışı vardı sonuç ay içerisinde. Ama genel itibariyle ilk 15 kurum arasında bu tamamı amorti edilmişti. Yani takaslarda öyle net bir şekilde mal yedirme söz konusu olmadığı için hisse önemli destek noktalarından aylıklarda özellikle e, pozitif ayrışmaya devam ediyor. Şu anda yatırım fonlarının gördüğünüz gibi aylıkta 1 milyon 400 bin not bir pozitif tarafta olduğunu görüyoruz. Haftalık verilerde öyle çok güzel bir veriler yok ama... ...size söylemek istediğim geçtiğimiz... ...bugün tabii menkul kıymet istatistikleri geldi. Yaklaşık 378 milyon dolarlık bir hisse senedi... ...para çıkışı gelmiş yabancılardan. Bu oldukça nereden baksanız... Yani 4-5 aydır belki en sağlam çıkışlardan bir tanesi olmuş 26 Mayıs haftasında. Bu birazcık tedirgin etti çünkü endekste 5000 seviyesinde fazla oyalandı. Buraları tabii bu kadar kısa sürede görmeyi de beklemiyorduk ama yine de yurt dışı piyasaların şu an iyi konumda olduğunu söylemek mümkün. Ee, önümüzdeki günlerde destek direnç seviyelerini tekrar takip edeceğiz ama endekste öyle ciddi bir kayıp tekrar Ocak ayında yaşadığımız gibi bir düşüş beklentisi söz konusu değil. Bu yüzden trendlerin varlığına inanmaya devam edeceğiz. Önemli bölgelerde hisse senetlerinin e, hacim ve trend varlıklarının güçlenmesiyle hisse senetlerinde pozisyon arttırmak oldukça mantıklı gözüküyor. Şu an gördüğünüz gibi 58 TL hisse senedimizde kısa vade direnç bölgesi olacak. Bu bölge yukarı yönde geçildiğinde Aynı şuradaki gördüğünüz gibi trend varlığını koruduğu gibi hisse senedinin bu kademenin içerisinde 65 TL bölgesine kadar yükselişini sürdürmesini bekleriz. Burası hisse senedi için zirve bölgesine yakın bir nokta olduğu için bu kademelerde hisse senedinde kar satışında takaslarda bozulma var mı diye takip edeceğiz. Olası durumlarda yani şu an direnç noktasından kar satışı gelmiş gözüküyor. Hisse senedinde kısa vadede 53 bölgesi yine stop loss seviyesi olarak takip edilebilir hisse senedinde. Bu bölgenin altında fiyatlama istemiyoruz. Ee, kısa vadede 53 bölgesinin altında gelirse 40, 49 bölgesine kadar hissenin destek seviyesine kadar geri gelmesi beklenebilir. Yani satıcılar bir miktar sinirlenebilir bu bölgede. Bu yüzden kısa vade noktaları dikkat etmeye çalışalım. Yani hisse senedinde 53 TL bölgesi aşağı yönde kırılırsa e, 48-49 bölgelerinden de alım fırsatı yaratma ihtimalini değerlendirecektir yatırımcılar. Bu yüzden bu kademenin altında hızlı gelme kar satışı alma olasılığı söz konusu olacaktır. Şu an kar satışı beklemiyoruz. Piyasada İnşallah bugün olmasa bile pazartesi günü yani maksimum 2-3 gün içerisinde 5000 seviyesinin üzerinde bir kapanış gelirse piyasada e, olumlu yönde yukarı yönde piyasanın birazcık daha tepki vermesini, hacmini korumasını en azından bekliyor olacağız. Yani hisse senedimizde toparlamak gerekirse eliz 8 TL bölgesi üzerinde 65 TL bölgesine kadar toparlanmanın sürmesini ve hacmin artmasını bekliyor olacağız. Onun haricinde kısa vadede bizim ilk hedefte destek noktamız 54 bölgesi, 54'ün altında 53 bölgesi bizim kısa vade kar al bölgemiz olarak takip edilebilir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar, iyi haftalar.